İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız, Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum, 0212 454 56 46, 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Haram ateş gibidir. Ahmet Mekki Efendi ilim ehli büyük zat. Peygamber-i Zişan'ın evladındandı bizzat. Ömrünü İlm ile geçirmiş bir veliydi. Vaaz ve nasihati pek çok faideliydi. Bir gün genç bir Müslüman gelerek huzuruna istirham eyledi ki, nasihat edin bana. Buyurdu ki, işleme bir küçük günah dahi, zira günah ateştir, yakar seni vallahi. İnsanlar arasında kork ve sakın şöhretten. Zira ahmak olanlar hoşlanır övülmekten. Arzu etme, çok kimse ansın senin adını. Bunu seven alamaz ibadetin tadını. Bu dünyanın sevgisi hiç olmasın kalbinde. Zira onun kıymeti hiç yoktur hak indinde. Seni uğraştırmasın dünya meşguliyeti. Hiç ile uğraşanın bir hiç olur kıymeti. Dünya köprü gibidir. Yürüyüp geçmeye bak. Zira yolcu olana yakışmaz oyalanmak. Genç dedi ki, öyleyse ne yapayım şimdi ben? Buyurdu ki, hazırlan ahirete şimdiden. Ahiret, hepimizin varacağı son durak. Orada her amelden sual olur muhakkak. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Ya sonsuz cehennemde, ya cennette olurlar. Rabbinin kudretini düşünseydi bir insan, korkudan edemezdi ona günah ve isyan. Akıllı bir Müslüman asla uymaz nefsine. Bilir ki kendi nefsi düşmandır kendisine. Her arzusu mutlaka kendi aleyhinedir. Ona uyan bir kişi ahmak değil ya nedir? Bir günde buyurdu ki, hazırlıklı olunuz. Zira siz ahirete giden bir yolcusunuz. Bugün yarın nihayet yakalar ecel sizi. Öyleyse uyandırın gafletten kendinizi. Size dualarımın şudur ki özü heman, yakmasın Hak Teâlâ ateşte sizi bir an. Bir kimse yanacaksa ahirette muhakkak, çok şeyi başarsa da sayılır mı muvaffak? O halde şu insandır asıl muvaffak olan, kurtarmıştır kendini cehennemde yanmaktan. Derdi ki, siz Allah'tan çok korkun ki burada, Allah iki korkuyu cem etmez bir arada. Bir kul eğer dünyada korkar ise Allah'tan, korkmasın ahirette cehennemden, azaptan. Ve bir kul ki
Rabbinden korkmaz ise burada, bilsin ki onun için çok korku var orada. Ey insanlar! Daima Allah'a şükreyleyin. Lakin yalnız dil ile iktifa eylemeyin. Çok şükür demekle şükretmiş olmazsınız. Günahtan el çekin ki şükretsin her azanız. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Muhammed Baki Billah Kuddüs'e sorun. Buyuruyorlar ki, Müslümanlık yapmak, yaşamak, ahkam-ı İslamiye'yi, yani dinin emir ve yasaklarını yerine getirmek demektir, buyuruyor Muhammed Baki Billah rahmetullahi aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Ben sizden, ekibinizden çok razıyım. Allah da razı olsun. Amin cümlemizden. Çok şeyler öğrettiniz bize. Estağfurullah. Hakkınızı helal edin bu hususta. Biz geçmiş gelecekleri de helal ettik, merak etmeyin. Çok sağ olun hocam. Hocam, sizin verdiğiniz örneklerle ben de yani faydalanıyorum ve arkadaşlarıma da bir... Yani sizin aracılığınızdan, ekibinizin keza işte faydalı olmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Benim babam sayesinde ben sizi dinlemeye başladım. Öyle de dinliyorum. Öyle de gidiyor. Babam, annem rahmetli oldu. Onlar için dua. Allah-u Teala rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Taksiratlarını affeylesin inşallah. Allah razı olsun. Bir cümle sizinkileri cümlesine. Hocam şöyle, benim kardeşim evi var. Evini satıp, sattı, köyde ev yapacak, artı böyle şey, şimdi kiraya çıkacak, oğlunun işi var ama oğlu dedi ki bu parayla ben iş, yani bildiği bir iş var, onu yapayım, işte bu şekilde davranırsa diyor ki, kredi alsam diyor, yani burada kredi, evsiz kalmış oluyor, kredi alsam diyor, hani caiz olur mu diyor. Peki efendim. Tamam hocam. Peki, teşekkürler, hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Hayırlı günler. Size de. Buyurunuz efendim. Allah-u Teala cümlenizden razı olsun. Amin. Dualarınızı efendim. Bekliyoruz. Rabbim iki can saadeti versin inşallah Teala. Amin. Buyurun. Allah razı olsun. Ya, benim oğlan nişanlandı. Hanım kızımızın çok eskiden kalma bir piyanosu var. Nereden baksanız bir 300 senelik falan. Şimdi o bizim aklımıza takıldı. Bunu biz evimize getirsek, hani namazımızda falan bir şeyimiz olur mu diyor benim oğlum. Ne yapmamız gerekiyor? Onu bir konuda bilgi almak istemiştim. Yani bir başka odaya koyulup da hani evir odada namaz kılınabilir mi? Hani o şekilde bir şey. Hani çalgı aletleriyle, hani siz daha iyi biliyorsunuz. Bir de namaz selahati bitirip kılarken ben tekbir almadan, hani kunut dualarını okumadan önce elleri tekbir alıp bağlanıyor ya, ben o tekbiri almadan unutuyorum, ellerimi salıyorum bazı zamanlarda. Bu zaman ne yapmamız lazım? Yani tekbir almadan tekrar, hani ellerimi salık olarak mı kunut dualarını okumamız gerekiyor? Bir de onu öğrenmek istiyordum. Bir de ben de basurlarımda kanamalar oluyor ara ara. Hani abdest alacağım zaman, hani namaz vakitlerinde bekliyorum da, mesela Kur'an-ı Kerim okurken kanama oluyor. Ben Maliki'yi de taklit ediyorum. Hani öyle özürle abdest alıp Kur'an-ı Kerim okumamda bir mahsur var mı? Maliki'yi taklit ediyorum dediniz değil mi? Evet. Bu hal abdesti bozmaz, merak etmeyin. Tamam, teşekkür ederim. Peki, Allah efendim. Razı olsun. Amin. Teşekkürler, hayırlı günler efendim. Buyurunuz hocam. Konuya girerken Muhammed Fatih Bili Hazretleri'nin bir sözünü naklettik. Bu büyükler ne büyükmüş ya. Yani sözleri bile aynı şekilde. Müslümanlık yapmak, yaşamak, ahkam-ı İslami'yi yerine getirmek. Tek bir cümlede hepsini özetleyememiştir. Yapmak, yaşamak, ahkam-ı İslami'yi yerine getirmek. İlim, amel, ihlas gibi bir şey. Aynen öyle. Zaten İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hocasıdır Muhammed Baki Billah Kuddüs'ü Sırrı. Her birine Allah-u Teala ayrı bir lütuf ve ihsanda bulunmuş. Şunu çok iyi anlamak
ve idrak etmek gerekir. Anlayamıyorsak dua edip Allah-u Teala anlayışımızı arttırsın. Şimdi ama efendim işte o böyle dedi de ben işte falan. Bu basitliktir, idraksizliktir, anlayışsızlıktır. İmam-ı Rabbani Kutsal'ın tabiriyle ahmaklığın daniskısıdır. Yaratan, yarattığı şeylerde bazılarını üstün yaratmıştır. Ya topraktan çıkan madenler içerisinde altına kıymet vermiş. Değil mi? O da maden, demir de maden, alüminyum da maden. Ama kıymet veren kim? Allah-u Teala. O kıymet verince hepsinin üstüne çıktı. Yeryüzünde yarattığı yerlerden ovası yok, nehri yok, ormanı yok, yeşilliği yok. Mekke'yi mükerreme. Kabe'yi orada yaratmış, Arafat'ı orada yaratmış, Mina'yı orada yaratmış. Safa ve Merve tepeleri orada. Oraya kıymet vermiş. Efendim biz işte İstanbul'dayız, Boğaz'dayız falan filan. Ama 24 saat Kabe'de tavaf ediliyor. Bütün dünya namaz kılarken oraya dönüyor. İstanbul Boğazı'na dönmüyor. Değil mi? İstanbul Boğazı'ndan şöyle bir Karadeniz'le Marmara arasında gidip gelmek say olsaydı o zaman bir kıymeti olurdu. Dolayısıyla diyeceksiniz sözü nereye getirmek istiyorsunuz? Allah-u Teala yarattığı insanlar içerisinde de seçmiş. Önce peygamberler seçmiş ruhlar aleminde. Sonra bu peygamberlerin varislerini, eshabını seçmiş. Eshabını ve varislerini seçmiş. Dolayısıyla Muhammed Baki Billah Hazretleri olsun, İmam-ı Rabbani Hazretleri olsun, Mevlana Al-Bağdadi Hazretleri olsun, Abdülkadir Geylani Hazretleri olsun. Ya bunlar seçilmiş insanlar. Yani Allah-u Teala bunları seçmiş, bunların aklını da, zekasını da, hafızasını da, kalbinin genişliğinde farklı yaratmış. Efendim o da insan, ben de insan, ben belirlerim. Elini kör. Sana Cenab-ı Hak o kadar vermiş. Sen de otur, istiğfar et. Ya Rabbi bu üstün yarattığın kullarını anlama mümkün değilse bile, hiç olmazsa onların sevgisine bana nasip et diye dua et. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh. O da insan, ben de insanım. Ben profesörüm hem falan. Şimdi Google amca da var. Daha çok biliyorum falan. Çok biliyorum. Bildiklerini yanılmanıza yetmiyor. Dini bozmaktan başka bir işe yaramıyorsunuz. Değil mi? Halbuki İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri, onları yetiştirdiği talebeler. Ezel de seçilmiş onlar. Bunu kabul ettiği an insan, hatta Allah-u Teala rahmet eylesin, Emer abiler bir şey anlatırdı. Kendinizi aradan çekin. Ya dedim, kendimi aradan nasıl çekeceğim? Sağa gitsem sağa gitmiş olurum. Sola gitsem sola gitmiş olurum. Ortada dursam ortada durmuş olurum. Nasıl çekeceğim? Değil mi? Meğer öyle değilmiş. Allah-u Teala yarattığı mahlukat içerisinde ben bir hiçim. Ben bir hiçim. Bunu anladığın ve idrak ettiğin zaman Allah'tan gönderdiği peygamberleri de üstün bilmeye başlarsın. Onların hesabını, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam varislerini ve o zaman hissetmeye başlarsın ki ha bu peygamberlerde onların hesabında o peygamberin Aleyhisselatü Vesselam varislerinde Allah-u Teala'nın kudreti tezahür ediyor. Onların kendiliğinden değil bu. Allah-u Teala'nın kudreti, Allah-u Teala kudretini sebepler altında örtmüştür. Onu öyle yaratan odur. Şimdi mesela Evliya-i Kiram'dan. Olur mu canım böyle şey? Su üstünde yürülür mü? Havada uçulur mu? Kalbinden geçeni bilebilir mi? Falan. O bilmiyor ki. Onu yaratan bildiriyor ona. Onu yaratan bildiriyor. O da bildiğini bilmiyor zaten. O da bildiğini bilmiyor. O bu nimetler karşısında ezildikçe eziliyor, ezildikçe eziliyor, yere kapaklanıyor. Yere kabaklanıyor. Ve ondan sonra da biz diyoruz ki Allah Allah, et ve kemik olmasına rağmen böyle bir insanda bu insan nasıl olabilir? İşte Allah-u Teala bizim gibi ahmak kullarına onlara olağanüstü haller yaratıyor ki bak bu da et ve kemiktendir, bu olabilir. Ben senden bunu istemiyorum ama aklını başına al. Aklını başına al. Ha sen bodoslamasına hala ahmaklığına devam edersen Allah böyle buyuruyor ki kusura bakmayın, ben cenneti ve cehennemi sonsuz olarak yarattım, ikisini de doldurmayı murat ettim. Cennete giden yol bu, cehenneme giden yol bu. Ve Evliya-i Kiram bunu iyi anladığı için daha önce burada da naklettik. Bizzat buyuruyor ki Allah Teala'nın bir nimet verdiği kula zinhar, talebelerini anlatıyor bunu. Zinhar, haset etmeyin.
Bunun haset edersen sonu felaket olur. Bunun en canlı misali iblistir buyuruyor. İblis önce yaratıldıydı. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratınca hasedinden Adem Aleyhisselam'ı reddettiği gibi Allah-u Teala'ya da tavır koydu. Sen dedi yanlış yaptın, yanlış biliyorsun. Ateşle toprak bir olmaz. Ateş üstündür. Bu kararı tekrar aynı şekilde gözden geçir deme cüretini gösterdi. Bugün de o iblisin yolunda olanlar var. Aynen onun yolunda olanlar. Aynı. Peki o zat buyuruyor ki, evliya olan o zat buyuruyor ki, işte haset ederseniz neticesi böyle olur. İblis gibi olursunuz. Reddedilirsiniz. Mahrum kalırsınız. Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin. Hani Muhammed Bakir Billah Kutsal Seyyidin sözünü nakledince, ne güzel söylemişler. Ne güzel söylemişler. Müslümanlık nedir? Açıkça aynı şekilde yapmak, yaşamak, ahkam-ı İslami'yi yerine getirmek. Yapmak, yaşamak. Müslüman, Müslümanız tabii canım. Namaz yok, oruç yok, haramdan sakınma yok, gıybet var, dedikodu var, yalan var, zina var. Her türlü pislik var. Biz de Müslümanız canım. Biz siz mi Müslümansınız? Ne buyuruyor Muhammed Pakı Billah Hazretleri? Yapmak, yaşamak, ahkam-ı İslami'yi yerine getirmek. Hiçbirisi yok arkadaşım sende. Müslümanlık buysa, senin Müslümanlıkla bir alakan yok. Değil mi? Yani oturup herkesin aynı şekilde düşünmesi gerek. Bunun için de Müslümanlığın ne olduğunu öğrenebilmek için de İslam alimlerinin yazdığı kitapları okumak gerekir. Hazırcacık Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh Latin harfleriyle yarım asra yakın uğraşarak bütün din kitaplarından nakiller alarak Hazırcacık tam İlmihal Saddebedi'yi önümüze koymuş. İslam alakını hazırlamış, diğer kitapları bastırmış. Derdini zor neydi? Zaten vefat etti, ahirete gitti. Yani o kitaplar efendim satılsa, çok para elde edilse ona bir faydası yok ki, değil mi? Evet. Yani onlar Allah-u Teala'nın kendilerine ihsan etmiş olduğu Müslümanlara merhameten o işleri yaptılar. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de, İmam-ı Malik de, İmam-ı Şafii de, İmam-ı Ahmed bin Hanbel Hazretleri de, sonra gelen Ehl-i Sünnet alimlerin hepsi kendi üzerlerine düşeni yaptılar. Peki bizim üzerimize düşen nedir? Bizim üzerine düşen bunları okumak, hayatımıza geçirmek ve başkalarına da bunları aynı şekilde vermek. Efendim okuruk, beni ilgilendirmez. Biz de yayın yapıyoruz, senelerdir yapıyoruz. Dinler dinlemez. Dinler sever, dinler söver, beni ilgilendirmez. Ama toprağın altında Allah-u Teala bunların hepimize hesabını verecek, hesabını soracak. Bizi de soracak Mustafa Bey. Ben size böyle bir imkan vermiştim. Yarattığım alimlerin kitaplarında bildirilen hükümleri benim kullarıma ulaştırdınız mı, ulaştırmadınız mı? Bazıları şimdi bizim o naklettiğimiz bilgilerden rahatsız oluyor. Ama efendim canım efendim falan feşmekendi falan filan deyip duruyor falan. Nefsine ağır geliyor. Adam oturuyor oyuna sallıyor gitsin. Şimdi daha önce de bahsettiydik de bakıyordum Türkiye'de tarikat altında faaliyet gösterenlerin şeyhlerin hepsi, mesela müritleri, şeyhimiz Medine'ye gitti. Hayırdır? Umre'ye mi gitti? Yok. Mehdi doğmuş, onun terbiyeye gitti. Ya bir sürü böyle. Tabii, onu şey yapacaklar falan. Bazıları 2023 yılında gelecekmiş Mehdi. Tabi Mehdi gelince, Hazreti Mehdi gelecekse, Deccalı da gelecek. Birisi çıktı, Deccal işte. Bermuda üçgeninin arasında bir adada falan filan böyle abuk subuk, aklı hayale gelmeyen abuklular sabuklular başladılar. Halbuki İslam alimlerinin ölçü asılardı. İmam-ı Rabbani Kutuz Esteri Hazreti Mehdi'nin geleceği zaman 3. bin yılı, yani Hicri 2000 yılında. Daha 1440'tayız. İsa Aleyhisselam gökten o zaman inecek. Deccal o zaman çıkacak. Yecüc Mecüc o zaman çıkacak. Ahmak herifler. Efendim ben hadis-i şerifte okudum da falan senin anladığın. Hani meşhur şey ya, Cezayir'de miydi, Fas'ta mıydı? Bir böyle bizde Türkiye'deki böyle zındık profesörlerden birisi orada da var. Hep dünyanın her tarafında var. Her işte anlatıyor falan diyor. Sualleriniz varsa falan diyor. Neyse bir kadın sual sormuş. Arz etmiş falan. Tabii kadına şöyle bakmış. Bana demiş İmam Malik'e göre mi, Kur'an'a göre mi cevap vereyim? İmam Malik'e göre cevap ver demiş. Sen demiş İmam Malik'i Kur'an'dan üstün mü tutuyorsun? Yok üstün tutmuyorum demiş. İmam Malik Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i senden iyi anlar da demiş. Ben onu üstün tutuyorum. Ben onun için üstün tutuyorum. Eğer üstüne tahmin ediyorum Kur'an-ı Kerim'i iyi anladı. Şimdi tek kaynak Kur'an diyor. Ahmak herif de Kur'an-ı Kerim anladığın yok senin. Ve Kur'an-ı Kerim'de ne geçtiğini de bildiğin yok. Habire aynı şekilde şey yaptırıyorsun. Kur'an'dan öğrendiğini. Ya öğreneyim.
Nasıl abdest alacağım? Kur'an-ı Kerim'de tarif edilmiyor. Neler abdesti bozuyor? Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Guslü nasıl alacağım? Geçmiyor. Öğle namazı kaç rekat, sabah namazı kaç rekat, ikindi namazı kaç rekat? Bunlar Kur'an-ı Kerim'de yazılı değil. Hangi haller abdesti namazı bozar? Namaz bozan haller, namaza mekruh olan haller Kur'an-ı Kerim'de yok. Bilgileri. Alışveriş hiç bilgileri, yok. Tabii hayız ve nifaz bilgileri yok. Kur'an-ı Kerim'de bunların hiçbirisi yok. Cenaze namazı nasıl kılınacak? Cenaze nasıl yıkanacak? Nasıl defnedilecek? Nereden aynı şekilde? Kur'an-ı Kerim'de bunların hiçbirisi yok. Ne yapacağız şimdi? Bunların hepsini kaldırıp atacağız. Yani dinsiz olacağız, değil mi? Evet. Hedef bu. Mezhepleri ortadan kaldırmanın hedefi, maksadı da zaten insanları dinsiz yapmak. Cenab-ı Hak şerlerinden muhafaza buyursun. Amin. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, hizmette birlik olmak. Dinimize, ehli sünnete hizmet edenler, bir vücut gibi olmalıdır. Sadece bir parmak acısa, rahatımız kaçar. O parmağın iyileşmesi için bütün vücut seferber olur. Hizmete iştirak eden her kişi, vücudun bir uzvu, bir parçası gibi olur. Hiçbir parçanın diğerine üstünlüğü olmaz. Hepsi ayrı ayrı bir vücudu tamamlar. Bir saat ancak doğru çalışır, doğru kurulur ve zamanı doğru gösterirse işe yarar, faydalı olur. Saatin doğru çalışması, içindeki çarkların kırık, paslı olmamasına, birbiriyle uyumlu çalışmasına bağlıdır. Hizmetlerde de bir saatin çarkları, vidaları gibi herkes birbirine karşı sorumluluğunu bilmeli, edepli, hürmetkar ve uyumlu olmalıdır. Kalp kırmamak, gıybet etmemek ve başkasının işine karışmamak lazımdır. Böylece hizmetler doğru çalışan bir saate benzemiş olur. Eğer akrep ve yelkovan zamanı yanlış gösterirse, hizmetler çabucak aşınır ve silinir gider. Çünkü yanlış çalışan saat, markası ne olursa olsun faydalı olmadığı için kullanılmaz, çöpe atılır. Onun için hizmetlerin itibarı korunmalıdır. Herkes kendine düşen vazifeyi en iyi şekilde yapmalı. Allah korusun, hizmetlerin çöpe gitmesine sebep olmak felakettir. Başarı arttıkça, hizmetler büyüdükçe, İdareciler büyümemeli, yani kibirlenmemeli, aksine tevazu sahibi olmalı. Geçimsizliğe sebep olmamalı, kimseyi üzmemeli. Bir bahçıvan bir gül yetiştirmek için binlerce dikene bakar, onlara da su verir. Gül kokar, diken batar. Gül olamayan, diken bari olmamalı. Birini üzen, diken gibi batmış demektir. Bir kişiden ne olur dememeli. Dini yıkan da, yapan da bir kişidir. İnsanlar öğrenmeyi sever fakat öğretilmeyi sevmez. Büyük bir zat sohbetlerinde fıkra da anlatır, latifeler yaparmış, hatta talebelerine de anlattırır, hep beraber gülerlermiş, sonra sohbete devam edermiş. Bir gün talebelerine niye fıkra anlattığının sebebini şöyle anlatmış. Şimdiki insanlar nasihat istemiyorlar. Bir şey bilmeyen kimse durumuna düşmeyi gururlarına yediremiyorlar. Bu da kibirden kaynaklanır. Onlara fark ettirmeden latife arasında bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Evliya zatlara, ehl-i sünnet büyüklerine benzemeyen, dine yapılan hizmetlerde faydalı olamaz. Bu yolda muhatap insanların kalıbı değil kalbidir. Dine hizmetlerde çalışan herkesin mutlu ve huzurlu olması lazımdır. Bu da büyüklerin emrinde olan idarecilerin nazargâh-ı ilahi olan kalpleri kırmamasına bağlıdır. Kalp kırmak, Kâbe'yi 70 kere yıkmaktan daha büyük günahtır. İyi bilmeli ki bir kardeşimizin kalbi kırılırsa, büyüklerin kalbi 1000 parçaya bölünmüş olur. Halbuki asıl görevimiz büyüklerimizin kalbini kırmamak, onları üzmemektir. İşte bunun için bu hizmetlerde idareci olmak zordur. Dinimize hizmette esas olan etiket veya mevki makam değil, ihlastır.
Eshab-ı kiramın bu kadar başarılı olması silahla değil ihlasla olmuştur. Allahü Teala'ya karşı ibadetleri, kullukları tamdı, Cenab-ı Hakk'ın yardımına daima muhtaç olduklarını hatırlarından çıkarmazlar ve her fırsatta da söylerlerdi. Allahü Teala da yardım ederdi. Eğer insanlar Allahü Teala'nın yardımına ihtiyaç duymazlarsa Allahü Teala onların işini insanlara bırakır. İnsan çalıştırmanın temel şartı heves kırmamaktır. Bir işte heyecan varsa o iş er veya geç güzel neticelenir. Bir şeyi güzel yapmak çok yapmakla olur. Yasaklamamalı, sınırlandırmamalı. Eğer sürekli onu yapma, bunu yapma denirse ne yapacağını şaşırır ve bunalır. Serbestçe yapsın ama yaparken de yol göstermeli. Dinimizde de hep böyledir. Bir zorluk olduğunda çıkış yolları, çareler vardır. Şartlara göre ne uygunsa o yapılır. Allahü Teala'nın seçtiği, sevdiği büyüklerin yolunda dinine hizmet nasip ettiği güzide insanlar mücevher gibi olup elbette sayıları azdır. Dolayısıyla bunların idareci, yönetici olması, idareci olarak yetişmesi lazımdır. Osmanlı dünyaya hükmettiği zaman nüfusu 26 milyondu ama çoğu idareci olacak vasıftaydı. Bir yere bir vali gönderilince artık merkezin orayla ilgili endişesi kalmazdı. Çünkü giden mükemmel idareciydi. Neyi nasıl yapacağını bilirdi. Bu hizmetleri yürüten idareci hem derviş yani dinine çok bağlı hem de tüccar yani cesur ve atılgan olmalı, kârını zararını iyi bilmeli, dostunu düşmanını iyi tanımalıdır. Sadece derviş ve sadece tüccar olmakla bu iş yürümez. İkisi bir arada olmalıdır. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Birinci bölümdeki konuya şu şekilde devam edebilir miyiz? Önemli bir konu çünkü hocam. Müsaade ederseniz. Şimdi siz güzel anlatıyorsunuz. Yıllardır da anlatıyorsunuz. Yani burada hiç değilse beraber 23-24 yıldır program yapıyoruz. Ben bazen böyle ümitsizliğe kapıldığım da oluyor. Yani öyle ki hani Osman Hoca'yı dinliyor, ne bileyim Tam İlmi Hal kitabını biliyor, büyüklerimizi tanıyor. Ama çok bariz, en basit, asgari bir şey konusunda bile adam gevşek. Yani ne bileyim çalgılı düğün yapıyor mesela. Hı hı. Ne olacakmış diyor veya çalgılı ilahi dinliyor. Yani bu da bir ölçü netice itibariyle karşıdaki adamı şey yapabilmek için. Lafa gelince de işte Osman Hoca'dan duydum şöyle şöyle falan diyor. Bazen işte dediğim gibi yani ümitsizliğe kapılıyorum. Yani Osman Hoca da 25 senedir 30 senedir anlatıyor ama herhalde boşuna anlatıyor gibi geliyor kalbime. Sizin de böyle geliyor mu bazen ya da ümitsizlik? Yok. Elhamdülillah büyüklerin himmeti bereketiyle. Çünkü kitaplar okundukça kalbe kuvvet geliyor. Çünkü canlı misallerini görüyorsun. Allah Teala yarattığı mahlukat içerisinde zirvede yaratılan kim? Muhammed Aleyhisselam. İnsanları bütün mahlukat. Çünkü Cenab-ı Hak bütün güzellikleri vermiş ona. En üstün, bütün üstünlükleri vermiş. İnsanları da, cinleri de, hayvanları da, melekleri de hepsini tanıma kabiliyeti itibariyle. En iyi tanıyan kim? O. Nefsi en iyi tanıyan kim? O. İnsanlara nasıl muamele edilecek, nasıl konuşulacağını en güzel bilen kim? O aleyhissalatü vesselam. Bu zat sallallahu aleyhi ve sellem 23 senelik nübüvveti peygamberliğinin 13 senesi Mekke-i Mükerreme'de geçti. 13 sene durmadan anlattılar. Taif'e gittiler, kabilelere gittiler, panayırlara gittiler. Hatta bir seferinde şevahid-i nübüvvette mi geçiyordu? Bir şey dikkatimi çekti. Bir panayırda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Eshab-ı Kiram'dan birisi anlatıyor. Daha doğrusu çocuk yaşlardaydım diyor. Babamla beraber diyor o panayırdaydık biz de diyor. Baktım diyor yüzü güzel. Ses tonu çok böyle hoş. Bir kimse diyor bir şeyler anlatıyor.
Konuşması güzel. Konuşması güzel. Veli. Ondan sonra böyle baktım, insanlar cezbediyor. Fakat onun arkasından da birisi dil çıkararak, el kol hareketi yaparak, inanmayın buna, yalancı bu, diyen birisi vardı. Babama sordum, o kim arkadaki? İkisi de Haşimi. Öndeki Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Arkasındaki o da amcası Ebu Leheb. Düşünebiliyor musun? Amcası ya. Peygamber Efendimiz anlatıyor Aleyhisselatü Vesselam. Amcası Ebu Leheb de yalancı bu. İnanmayın buna. O da arkasından aynı şekilde şey yapıyor. Böyle tahcip etmiştim, hayret etmiştim. Ya amca. Tamam mı? Amcası. Baba yarısı yani. Ve baba yarısı. Şimdi hal böyle olunca, hal böyle olunca ve 13 sene anlattı. 13 sene. Ve o 13 senenin neticesinde kitaplarda farklı rivayetler de var. Bir rivayette sadece 85 kişi inandı. 13 sene ya. Dile kolay. Bir rivayette 185 kişi. 200 kişi olsun. 200 kişi olsun yani. 13 sene durmadan anlattılar. Durmadan anlattılar. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani onun bildirdiklerini ve onun varislerinin yazdıklarını biz naklediyoruz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesi bizzat bu dünyadan çıkarıldı. Öbür tarafa götürüldü. Cenneti baş gözüyle gördü. Cehennemi baş gözüyle gördü. Allah-u Teala'yı baş gözüyle gördü. Gerisin geri getirildi. Bakıyordu. Mesela hiçbir peygamberin çekmediği sıkıntıyı ben çektim buyuruyor. Halbuki ben mesela o hadis-i şerifi daha önce gördüm. Ama Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hazretlerinin kitaplarında görünce ha dedim şimdi anladım. O da hocasından naklediyor. Şimdi zahiren Peygamber Efendimiz miladi 61 sene, hicri 63 yaşında vefat etti. Şimdi Nuh Aleyhisselam 1000 seneden fazla, Adem Aleyhisselam 2000 seneden fazla. Nuh Aleyhisselam'a 50 yaşında peygamber olduğu bildiriliyor. Senelerce değil, asırlarca kavmini imana davet etti, asırlarca. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ömrü zaten bir asır olmuyor ki, yarım asır bir şey. Değil mi? Öyle. Yarım asır. Ya. Peygamberliği de 40 yıl, 40 yaşında ha. Bildirildi. Ve dolayısıyla 23 sene. 23 sene. Ya dedim hani yani hiçbir peygamberin çekmediği sıkıntı, buradaki murat nedir? Onu Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hazretleri anlattılar. Buyurdular ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesi diğer peygamberlere ihsan etmediğini Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a ihsan etti. Bu dünyadan aldı, götürüldü. Cenneti, cehennemi, cehennemdeki azap şekillerinin hepsini bizzat baş gözüyle gördü. Gerisin geri geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların inanmayarak, insanlar inkar ederek gittikleri yeri baş gözüyle görüyordu. Onun için çok üzülüyordu. Görerek anlatıyordu. Değil mi? Gördüğü şeyi anlatıyordu. Ya insanlar da dinlemiyordu. Sonra mesela amcası Ebu Talib'in iman etmesi için çok yalvardı. Vahiy geldi. Sen o işe karışma buyurdu Cenab-ı Hak. Sen o işe karışma. O bana ait buyurdu. Hidayet bana ait. Ama on sonra hicret emri verdi Allah-u Teala. Medine-i Münevvere'ye geldi. Bu sefer daha önce 13 senede işte 200 kişinin iman ettiği yere 10.000 kişilik orduyla gidiyordu. 10.000 eshab-ı kiramla gidiyordu. Ya. Bu sebepten dolayı yapılan hizmetlerin hiçbirisi zayi olmaz. Hiçbirisi. Ve Enver abilen bir söz var. Hedef bir kişi diye. Mesela bunları dinler, duyar bir kişi. Allah-u Teala onun vasıtasıyla yüz binlerce kişinin hidayetine vesile edebilir. Bu sebepten dolayı da Ömer abiler sık sık tekrar ettiği bir şey. Herkes kendi işini yapsın. Herkes kendi işini yapsın. Mesela Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh Allah-u Teala'nın kendisine ihsan ettiği, verdiği vazifeyi yaptı. Ne yaptı? Kitaplar hazırladı. Peki Ömer abi o da kendi üzerine düşeni yaptı. Ne yaptı? Şirketler kurar, gazeteci, televizyon şey yaparak meşrulaştırdı insanlara ulaşma yollarını. Bize de hani burada kitaplarda bildirilen nakledin. Bizi dinler, dinlemez, hiç dinleyen olmasa bile. Devam edeceğiz çünkü Allah-u Teala bizi de soracak. Ya Rabbi kimse dinlemiyordu, size ne der? Dinlesin dinlemesin seni. Ben sana o imkanı verdim. Niye söylemedin bunu? Niye konuşmadın? Niye nefsine tabi oldun? Hesabı var bunun. Dolayısıyla hiçbir din büyüğü hazırladığı kitabı yaptıkları sohbetten efendim dinleyenlerin hepsi iman edecek. Öyle bir durum yok. Öyle bir durum yok. O Cenab-ı Hakk'ın. Rating beklentiniz yok ya. Yok. Hani şimdi şeylerde bu tarihi filmlerde
şey yapıyor, senaryosunu kimler hazırladıysa şeye sadık kalmışlar. Metinlere sadık kalmışlar. Kim hazırladıysa da Allah-u Teala muvaffak eylesin, hidayet nasip etsin diye dua ediyoruz. Mesela o emirlerin, sultanların, beylerin ağzından bir söz söylediyorlar. Biz seferle emredildik, zaferle değil. Ya bu İslamiyet'in aynı şekilde bildirdiği bütün İslam alimleri yazıyor. Neyi? Biz sebeplere yapışmakla emredildik. Yaratan olur, biz karışmayız ona. Dolayısıyla TGRT FM de bir sebeptir. Bu kitaplar da bir sebeptir. Emel abi de sebepti. Hüseyin Hilmi Efendi de sebepti. Onun üstadı Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri birer sebepti. Allah-u Teala bu sebepleri yaratıp gönderdi. Kendini gafletten kurtarıp da şöyle başını kaldırıp ne diyor bu zatlar diye dinlese insafla Allah-u Teala hidayet nasip eder. Çünkü Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri bulmuşlar ki İmam-ı Gazali Hazretleri'nin İhya kitabının orijinalini, ama tercümesini değil, orijinalini Farsça. O nasılsa bir kafir bile buyuruyor, yapraklarını böyle şefkatle, hüsnü zan ederek insafla çevirse Allah-u Teala'nın onu kalbine iman nuru vermesi ümit edilir buyuruyorlar. Hep bu kitaplara da, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh kitaplarına ve hazırlattıkları işte gazete olsun, ondan sonra radyo, televizyon olsun, buradakilere insafla yaklaşan Cenab-ı Hak Ehl-i Sünnet itikadını onu nasip eder. Ha bugün, ha yarın, ama nasip eder. Ama nasip eder. Onun için de biz efendim işte şöyleydi, efendim böyleydi demiyoruz ve bu işe de devam ediyoruz efendim. Nereye kadar? Cenab-ı Hak ne kadar fırsat verdiyse. Efendim ilk dinleyicimiz dedi ki, kardeşim dedi, evini sattı, köyde ev yapacak dedi. Oğlu da işte bu parayla iş yapıyordu, bunu bana verseniz de falan dedi. Yani kardeşim dedi, peki dedi, o parayı dedi oğluna hediye etse, evi de kalmadı, evini de sattı. Evi olmadığı için kredi çekebilir mi? Çekebilir. Ev için çekebilir. Diğer dinleyicimiz de oğlum dedi nişanlandı dedi, kızın dedi piyanosu varmış. Yani dedi, onu dedi bir odaya koysak. Mecbursanız, başka çare yoksa bir odaya konur, ama o odada namaz kılmak mekruhtur. Kullanılmasa bile mi? Kullanılmasa bile tabii. Kullanılmasa bile. Efendim kunut tekbiri almadan dedi ellerimi salıyorum dedi. Yani öyle durumlarda ne yapmalı? Orada iki tane kavim bildirilmiş. Bir kavle göre tekrar ellerini kaldırır, kunut tekbiri alır. Diğer kavle göre de eli salık olarak aynı şekilde kunut dualarını okuyabilir. Ama Allahu Ekber diyerek okuyabilir. Efendim bir de dinleyicimizin bir suali vardı. Dedi mahsur kanaması var dedi bende dedi. Bazen dedi çok zahmetli oluyor. Allah-u Teala şifa ihsanesi, kolay değil. Fakat yani cevap şey yapmadan önce de Emel abiler Allah-u Teala rahmet eylesin diye TGRT falan yoktu o zaman. Cağaloğlu'nda Türkiye Gazetesi'ndeydik. Orada bir şey buyurmuşlardı. Basur buyurdular. Basur hastalığı insan rahatsız eden bir hastalıktır. Yani o Basur Makat bölgesinde meydana geldiği zaman o bölgedeki deri ve şeyi iyice zayıflatıyor. En ufak bir hadisede patlıyor. Kanama oluyor. Emel abiler buyurdular ki evet, insan rahatsız eden bir hastalık ama vücudun sebebidir dediler. Allah Allah, ne demek, onu izah ettiler. Çünkü kan basıncı arttıysa, o tansiyon hadis-i şerifte de bildiriliyor, onun için kameri ayların 17, 19, 21'inde bu durumda olanlar yani mutlaka hacamat olsunlar diye, kan aldırsınlar diye. Ama basur rahatsızlığı verse, kan basıncı artınca vücudun en zayıf yeri basur bölgesi. Tak diye orayı kan atıyor, o basınç gidiyor. Eğer bir yerden kanı akıtamazsa, hacamat olmadıysa veya da kan aldırmadıysa o beyne gider, beyin kanaması yapar. Bu sefer oradan akıtmaya çalışır. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölüme sebep olabilir buyuruyor. Peki efendim, böyle olan bir hasta Hanefi mezhebinde özür sahibi olur. Her namaz vaktinde çamaşırını değiştirecek, abdest alması gerekir. Ve bir namaz vakti içerisinde öyle girer girmez, girdikten sonra hemen abdestini alıyor, değiştirdi ve ikindiye kadar kanama olsa bile de Şafii mezhebinde de Hanefi mezhebinde de bunun abdesti bozulmaz. Öbür vakit girince tekrar alması lazım. Fakat İmam Malik Hazretleri buyuruyor ki bu insanın iradesinin dışında meydana gelen bir hadisedir. Buna semavi özür denir, abdesti bozmaz buyuruyor. Ve diğer kavline göre de necaset namaza mani değil. Ne zaman geldiği, nereler kadar yayıldığı meçhul. Dinleyicimiz dedi ki ben dedim Maliki mezhebin taklit ediyorum. Dolayısıyla öğleden önce bile abdestini alır, öğleyi kılar. Başka abdesti bozan bir hal olmazsa ikindiyi de kılar, akşamı da kılar. Orası kanamaz, kanasa bile. Kanasa bile tabii. Devam ediyor tabii, yani. Tabii. Burundan gelen ifrazat
namazı bozmaz değil mi? Evet. Abdesti de bozmaz. Bozmaz. Aynen onun gibidir bu. Evet. Burundan gelen ifrazat gibidir. Çünkü insan nereli değil. Mesela şimdi grip kenesi yaygın ya. Evet. Abi diyor bir akmaya başlıyor aklına. Mesela namaz kılarken de insanın başına geliyor. Rahatsız edici bir durum. Hakikaten nasıl akıyor o da? Evet. Ya namazda maaşı oluyorsun. Şimdi akıyor da an sırada orada geliyor falan. Allah Teala hayırlı hal hayırlı şifa insan etsin. Mesela bazen doktorlardan bazılar diyor ki mümkün mertebe onu kesmek için uğraşmayın diyor. O akıntı devam etsin. Çünkü belli bir ifrazatı atıyormuş evet. O. Ama insanlar rahatsız oluyor. Evet. Yani şey gibi işte İmam Malik Hazretleri bu... Buna mani olamadığın gibi, o burundan akan ifrazata mani olamadığın gibi ve bu hal abdesti bozmadığı gibi ister idrar kaçırma, ister basur sebebiyle o bölgenin kanaması olsun, bu semavi bir özürdür, abdesti de bozmaz ve necaset namaza mani olmadığı için Maliki mezhebi takdir edince o halle de namaz kılınabiliyor. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve toplum.